Ben Bahar. Seymen oralarda mı? Cebi açılmıyor. Öyle mi? Bende var Ayşe Meleğin cebi. Bahar ne oldu? Ne olacak? Seymen Bey'in cebi açılmıyor. İnşaatı arıyorum. Sekreter Ayşe Melek'le beraber çıktılar. İsterseniz onun cebini vereyim diyor. Şarjı falan bitmiştir. Dur, sakin ol. Ben bulurum şimdi abimi. Yok, gerek yok. Rahatsız etme. Ay! Yenge, iyi misin? İyiyim. İyi sordum. Bağırmana gerek yok. Kim bağırıyor Zeynep ya? Kim bağırıyor? Alo, Ayşe. Abim yanında mı? Versene bir dakika. Abi merhaba. Durumlar biraz karıştı da. Telefonun neden açılmıyor? Açılmıyor mu? Bilmem. Ayşe, şuna baksana. Bir şey yok. Normal görünüyor. Sessize almışsın. Ne oldu oğlum, söylesene. Sessize almışım. Üf, anladım. Ben gelirim şimdi. Fabrikaya gidiyordum, sonra giderim. Tamam. Ya bir şu postaneyi arasana, hala kesik otelin telefonları. Amerikalılara bir e-mail atacağız, sabahtan beri debeleniyoruz. Ta fabrikaya gidiyorum bir e-mail için. Eve mi gidiyorsun? Evet. Bahar kendini pek iyi hissetmiyormuş. Bana da ulaşamamış. Biraz durumlar karışık. Seni eve bırakayım. Sen mektubu evde hazırla. Bir tane de bana at. Ben evde okurum. Sonra göndeririz. Metni birlikte oluşturmamız iyi olurdu. Ne oldu? Koskoca Ayşe Melek Hanım bir bozuk atma mektubu yazamıyor mu? Hassas bir konu. Hangi dozda bozuk atacağız, kendi başıma karar veremem. Tamam. Ev yaşamı işten önce gelir. Öncelikle kriz geçiren ev hanımları sakinleştirilmeli ki rahatça çalışılabilsin. Yaman saat 9'da komiteyle toplantıya girmeden e-mail elinde olsun isteyen sendin. Saat 2. New York'ta 7. Birazdan aramaya başlar. Oldu. Üf, tamam. Hızla bir taslak hazırlayalım o zaman. Bir mi, iki mi? Tek. Sağ ol. Kaç yıldır evlisiniz? Bilmem, fazla olmadı. Ya da çok uzun yıllar oldu. Ne bileyim işte, ikisinin arası bir şey. İlişkilerin gerçek zamanı ancak bitince anlaşılır. Çünkü o zaman gerçek zaman biter ve tarih başlar. Ben değil. Bir filmde oynatacağı karakteri arayan bir yönetmen söylüyordu bunu. Seymen. Neyse, seni buldum. Çok kötüyüm Seymen. Ne oldu? Ağrı mı var? Yanında kimse var mı? Çık kapıya, dışarı seslen. Hemen geliyorum. Yakındayım. 10 dakika içinde yanında olurum. Ayşe'nin evindesin değil mi? Evet, mail yazmak için geldik. Kıpırdama, hemen geliyorum. Zahmet etme. Ben nerede olduğunu öğrenmek için numara yaptım. Bir şeyim yok, merak etme. Ben hemen geliyorum. Zahmet etme, işini bitir. Ha! Sen yaz ve bana yolla. Bir şey söyleme. Şeye ihtiyacın olursa.
Bahar, Bahar, nereye gidiyorsun? Bahar, nereye? Ne ağlıyorsun? Ne yapıyorsun çocuğum? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor yavrum? Ne var senin? Canım, kızlar koşun! Yardım edin! Koşun kızlar! Yavrum, dur, dur! Dur, dur, Bahar, dur, 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 Bahar, dur, dur, sakin ol, otur, Bahar, Bahar, ne oldu, nereye gidiyorsun? Bunu Ayşe Hanım'ın evinde kolunuza sorun. Ya ne Seymen'i arayın, doktoru arayın. Kimseyi istemiyorum, İstanbul'a gidip ablamın yanında doğuracağım. Taksi çağırın bana. Aman içeri taşıyalım. Abla, suyu geldi abla. Hey, doğuruyorum. Hadi koşun. Dicle, eve içeri. Bahar. Ha, suyu geldi. Ne yapacağız burada? Dur Seyman, gelse bari. Dur kızım, dur. Dur, sabret. Dur kızım. Bahar. Çocuğu doğurmayacağım.